Merhaba dostlar. Yaz gittim gidiyorum derken bitmeye yüz tutmuş ama o sonbaharın güzelliği içerisinde iki gündür de böyle güneşli İstanbul'da hoş bir hava var. Biz de yeşilliklerimizin o nadir bulduğumuz İstanbul'daki alanımızdayız. Dün biliyorsunuz çok hoş hanımefendi, Cumhuriyet kadını, 89 yaşındaki Suna teyzemizle. Suna teyzemizle biz her zaman ziyaret ediyoruz, görüyoruz. Ama işte emanetleri alacaktık. Onun için tekrar sohbet ettiğimizde onun denize bakan evinin manzarasında paylaşımları geçtim size. Peki bugün ne diyeceğiz? O bir öğretmen. 89 yaşında Cumhuriyet kadını demiştik. Bugün başka bir öğretmen arkadaşım sabahleyin bana bazılarımızın ortak noktası olan Gülten Akın'dan bir şiir paylaştı. Ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüksekte oturanların türküsü olarak. Dediğim gibi nadide bulduğumuz yeşillikler arasında şimdi onu size seslendirmeye çalışacağım. Nacizane. Teşekkür ediyorum öğretmenime. Hem o da bir öykücü. Yazıyor, anlıyor şiirden, edebiyattan. Yüksek evde oturanların türküsü. Evleri yüksek kurdular. Önlerinde uzun balkon. Sular aşağıda kaldı. Aşağıda kaldı ağaçlar. Evleri yüksek kurdular. 10.000 basamak merdiven. Bakışlar uzakta kaldı. Uzakta kaldı dostluklar. Evleri yüksek kurdular. Cama, betona boğdular. Usumuzdaydı, unuttuk. Topraklar uzakta kaldı, toprağa bağlı olanlar. İşte o Gülten Akın'ın narin, yalın ve hoş yüreğinden yansıyan, sonsuzlukta şakmakta devam eden ve şakıyacak olan bir şiirini nacizane paylaşmak istedim. Bugün günlerden salı. Pazartesiler mavi, salılar sarı oluyor. Bildiğiniz gibi bunu hep paylaşıyorum. Hoş bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Sevgiyle, güzellikle, iyiliklerle, iyi insanlarla birlikte olarak hayatınızda kalınız, öyle geçsin. Hoş kalınız.